Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susuz, yağsız, kendi suyunda pişen bir tavuk yapacağım. Hiç su koymadan olacak bu iş. Önce ben tavuğumu yıkadım güzelce. İçini temizledim. Şu kısmının alınması gerektiğini göstermek istiyorum. Çoğu kişi biliyordur ama bilmeyenler için bu kuyruk kısmı şöyle göstereyim, daha ayrıntılı olur. Burayı alıp atıyoruz. Burası yenmiyor zaten. Şimdi tavuğumuzu yapmak için birazcık tuzlamak istiyorum tavuğu. Böyle derisini açıp içine biraz tuz koyacağım. İçine dolduracağım. Bunu yapmasanız da olur tuzsuz sevenler için. Ama birazcık tuz lezzet verir. Çok hafif zaten, fazla değil. Böyle elimin ucuyla elimi batırıp tuza bu şekilde süreceğim. Lezzet versin diye tamamen. Çok basit, çok pratik ve çok lezzetli bir tavuk. Şimdi içine de sürüyorum aynı şekilde. Ellerimi yıkayayım. Şimdi tavuğumuzu tenceremize alıyoruz. Bakın hiç ne su var ne başka bir şey var. Sadece bu şekilde. Göğüs kısmını alta getireyim. Daha güzel pişsin. Bu şekilde haşlama olacak. Kapağını kapatıyorum. Ve ocağın mum ışığına koyacağız. Arkadaşlar bu şekilde kısılacak. Açma kısma yerine değil de açma yerinin üstüne getirince daha çok kısılıyor. Mum ışığı bu. Burada şimdi tenceremi ocağa koyacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat içinde pişecek. Pişmesine bakarsınız. Ağzını önceden açmayın. Havası buharı gitmesin. Bu şekilde çok lezzetli kendi suyunda pişen bir tavuğumuz olacak. Tenceremizin kapağını açacağız arkadaşlar. 1 saat 10 dakika oldu. Şimdi bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hala suyu var. Yumuşamış tavuğumuz. Bakın hiç su koymadım, yağ koymadım. Suyunu çekene kadar dursun. Küçük tavuk olsa belki bir saatte pişerdi ama bu biraz irice bir tavuk. O yüzden biraz gecikti ama yumuşamış. Gördüğünüz gibi çatalı batırıyorum. Gayet rahat giriyor. Ama kan aktı birazcık. İyice pişene kadar dursun, net pişsin. Ama çok lezzetli oluyor. Ona emin olabilirsiniz. Arkadaşlar tam 2 saat oldu. Tavuğun kendi yağ, suyu değil. Bakın artık yağ kalmış. Kızarmasını istiyorsanız birazcık daha durdurun ama ben kızartmak istemiyorum çünkü yapışabilir dibine. Şimdi ben artık tavuğumu alıyorum ocaktan. Servis tabağına alacağım. Ve de yapışmış biraz. Ama çok lezzetli oluyor. Bunu temin ederim size. Altına da bakalım böyle. Kendi suyunda, kendi yağında. Bakın ne yağ koyduk, ne su koyduk. Kendi yağında, kendi suyunda çok lezzetli pişen bir tavuk. Tencereme de, servis tabağıma da aldım. Şimdi tekrar şöyle çevireyim. Burası yapışmış. Dağıldı çok iyi piştiği için. Bakın şöyle içini de göstereyim isterseniz. Çok lezzetli, bütün içinde kaldı vitamini.
Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum beni desteklemek için. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.